Günaydın. Bu şiş suratla nereye gidiyor olabilirim? Tabii ki dönerci Emin Usta'ya gidiyorum. Diyeceksiniz ki dönerci Emin Usta kim ve niye kesinlikle oraya gidiyorsun? Çok haklısınız. Şuradan bir çıkayım da. Emin Usta diye bir dönerci var. Perşembe günü Erenköy, Cuma günü Kozyatağı, Cumartesi günü de Sahra Cedid Pazarı'nda. Adam dönerini kuruyor, kesiyor, bu kadar. Yani adamın dükkanı yok. Adam sadece pazardan pazara döner satan bir abi. Ben hayatımda, bak şaka yapmıyorum. Beni biliyorsunuz, ben 110 kiloydum. Yani bugüne kadar gerçekten çok güzel şeyler yedim, deneyimledim. O yüzden benim önerilerime gerçekten güvenebilirsiniz. Ciddi, sağlam bir yiyeceğimdir. Çoğu şeyi denemişimdir. Ve ben hayatımda bu kadar iyi bir döner yemedim. Şakasız yemedim. Bir kere benim midem çok hassas. Tüp mideli olduğum için hani böyle ette bir şey beni irite ederse ediyor. Bu dönerde hiçbir şey beni rahatsız etmedi. Ne yağ, ne eti. Bir kere çok temiz bir et. Yağ çok az, hiç baymıyor. Hayatta böyle soğan yemem sabahın köründe. Emin Usta soğan da atıyor içine, onu da yiyorum ve o da midemi rahatsız etmiyor. Çok garip. Geçen hafta kahvaltı niyetine gittim. Gerçi bugün de şimdi kahvaltı niyetine gideceğim. İlk öğünüm olacak yani. Acayip lezzetli. Yani bu bir iş birliği midir? Hayır değildir. Ama biliyorsunuz ben işte Instagram'da ustalar olsun. Ondan sonra... Dur ya, kızım biri çok fena baktı. Ben böyle kenarda, kıyıda, köşede kalmış şeyleri deneyip övmeyi çok seviyorum. Bana bu dönerciyi öven arkadaşım da sevgili Ege Üzrek. Kendisi yeni YouTuber'ımız, eski Instagramer'ımız. Daha tabii yani hala Instagram'da da. Kendisi çok güzel yemekler yapan ve aslında mimarlıkla uğraşan ama yemeğe gönül vermiş biri ve onun önerileri benim için senettir. Şimdi Kozyatağı pazarına gidiyorum çünkü bugün Cuma. Emin Usta bugün orada. Eda Kebap diye bir yer var. Lokasyon olarak Eda Kebap yazarsanız şeye Google'a, Google haritalara hemen oraya kendiniz gidebilirsiniz. Dönerinizi de yersiniz. Dönerin yarım porsiyonu 50 lira, geri kalanını bilmiyorum. Kesinlikle değiyor mu? Değiyor. Bir de bize kim eşlik ediyor? Ta karşılardan geldi bugün. Karşının taksisi Çakal Reis, Emir Yargın bize eşlik ediyor. Kendisine bu dönerciden bahsettikten sonra dedi ki ben de geleceğim. O da biliyorsunuz pro bir lezzet avcısıdır. O yüzden deneyimlemeye geliyor şu an. Pazarda influencer buluşması yapacağız yani anlayacağım. Artık ekonomi influencerların pazarda buluşmasına ancak izin verebiliyor. O yüzden biz de pazarın nabzını tutacağız bugün. Aynı zamanda Emin Usta'nın da dönerini yiyeceğiz. Geçen hafta ben Marla'yı alıp falan gittim. Marla yerdeki dönerleri yedi. Bayağı komik ve eğlenceliydi. Oraya gidince görüşürüz. Ben böyle biraz sağa solu çekip belki pazar fiyatlarını yoklarım diyorum ama galiba yetişemeyeceğim ona. Direkt döneri gömeriz gibi bir videoda olabilir. Emin değilim. Evet. Pazara giriş yaptık. Şöyle daldık. Zeytinler çok iyi duruyor ya. Gelir gelmez. Hangisinden denesem diye bakıyorum şimdi. Merhaba. Zeytinlerim çok güzel. Zeytinlerin çok güzel ya gerçekten bu arada. Diğer pazarlara da geliyor musun? Şeye, Erenköy'e, Sahra-i Cedid. Saray Cedid'e geliyorum. Tamam. Perşembe Erenköy'desin. Cumartesi Sahra-i Cedid'desin, değil mi? İsmin ne bu arada? Bahar. Bahar ablayı bulun. Zeytinler cidden çok iyi bu arada. Şaka yapmıyorum. Bir de şundan deneyebilir miyim? 12 lira olur mu? 12 olur mu? Olur. Çektim. El salla. Kolay gelsin. Abin neyin var? Söyle. Ben çok kötüyüm ya. Ben tezgah sormuştum ama senin derdin başka anladığım kadarıyla. Baya çok kötüyüm. Abi hepimiz Baya çok bir kötüyüz insan. ya. Mahvolduk mahv. Evde kaldık, evlenemiyoruz. Hayda. Adın ne? YouTube'a koyacağım. Evlenemiyoruz diye dertleniyor. Sohbeti seviyor beyefendi. Abi sen sohbeti seviyormuşsun. Ne yapıyorsun Bu ne? abi? Bu YouTube abi. Bu küçük bir kamera. Merhaba, hello. Nasılsın? Adın ne? Adım Alaaddin. Alaaddin. Memnun oldum. Ben de Zeynep. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun abi? Domates mi? Domates diziyorum. Domates dizmeci. Söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Memleket neresi Zeynep abi? Memleket İstanbul. Vallahi. Baba tarafım Karabük, Safranbolu. Karabük diye. Bak bunun annesi de Karabük. Annem de Karabük. Aa! Hiç hemşe bulamıyorum kendime. Bak sen hemşe olmuşsun. Abi yok. Karabük'te kimse yok. Çok memnun oldum. El sallayınız. Görüşürüz. Kolay gelsin. Abone ol, abone. Abone ol. Sen de bize abone ol dedi. Nasıl yani? Hani neden? Bilmiyoruz. Devam. Biber, domates, patlıcan. Yavaş yavaş artık Emin Usta'ya doğru gidiyoruz. Emin adımlarla. Nasıl şaka? Tezgahınızı tanıtmak isterseniz buyurun. YouTube'a koyacağım bunu. Baştan koy diyor. Ay seni ne diye burada bulurlar? Adın ne? Domatesçi Mehmet. Aynen. Tamam bak. Mehmet abi domateste uzmanlaşmış belli ki. Pembesi de var. Çanakkale'si de var. Anladığım kadarıyla. Kokteyl domatesi de var. Bir de salkımı var. Adam domates üstadı olmuş ya burada. Bak göstereyim. Limon da var. Abi her şey var da. Şimdi domates diye tanıttıkları için ben dedim domatesi en azından vurgulayayım. Bak böyle salkım. Çanakkale mis gibi. Abi Emin Usta'ya geldim ama ben bir tık galiba erken geldim. Şimdi size yerini de göstereceğim. Bakın tam olarak burası. Selam. Ekibin ilk parçası buluştu. Şimdi Çakal Reis'i bekliyoruz. Adam karşıdan geliyor yani cuma günü. Ama öğlen. Güzel sevda. Bu deli bir sevda, delice bir sevda. Yemek başka bir sevda, Emin Usta bambaşka bir sevda diyebilir miyiz hocam? Emin Usta çok acayip ya. Bu adam bu işi keşfeden... Ben yıllarım ne zamandır Emin Usta'yla hasbihal içindesiniz? Ben karşının insanı olduktan sonra Emin Usta'yı tanıdım. Evet sağ olsun. Buradaki zaten döner sevdan bilenler hemen Emin Usta dediler. Onun dışında farklı kıtalarda, döner sevdamızı kovaladık. Emin Usta'nın... Baba öpüyorum sizi, saygılar, hürmetler. Adam be. Emin Usta'nın sırası gördüğünüz gibi... Sen ne yiyeceksin şimdi? Ben ne yiyeceğim? Sıra bize geldi değil mi? Evet. Ben ne yiyeceğim? Ben bana 60'lık yap be. Ne bileyim ben. Çok olacak. 72'ye be gelmişler. 70. Abi yarıma 70 ben yarıma nasıl 70. yiyeceğim? Çok... Neyse sarar sonra yerim ya. Bana da 70'lik bas. Yes, Emin Usta. Çok iyi duruyor be. Benimki pişmiş biberli olan. Bu seninki. Evet. Dur abi. Hatta bu pişmiş kalan. Biberli pişmiş olan. Pişmiş biberli aynen. Ha, bunda biraz da soğan olabilir mi abi? Bu kimin abi? Emin abi. Meşhur etmeye yemin ettik bugün. Biraz soğan abi. Şuraya bakın nasıl kalabalık. Zaten meşhur yani. Değil mi? At abi. Sen domatesten de sağ ol Emin Usta. Allah'a atma acı, tamam. Acı değil. Sebze işte neyse. Yeter ya. Artık olduğu kadar. Sonra da kaynadım. Abi, bana... Nasıl Allah aşkına? Cidden yorumla bir çakal olarak. Döner budur. Çok iyi. Değil mi cidden çok iyi. Evet, influencer güruhu rehber eşliğinde Bilge önden gidiyor. Alakası yok. Biz de böyle şey gibiyiz hani pazar ilk defa gelmiş. Aa burada ne var? Şurada ne var? Pazar dediğiniz bu muymuş? Aa insanlar burada mı alışveriş yapıyor? Şey kasa nerede? Kasa. Bak organik ürünlerimiz de var dikkatinizi çekerse. Bu arada burası benim gördüğüm en full pazar yani. Evet. Ya balıkçı geliyor. Evet. Fantazi giyim bile var. Fantazi pazar. Varmış. Karşıdan yine taşındı. Emir Yargın babet çorabı alıyor. Üstten görünür mü görünmez mi? Benim için en önemli. Yok gözükmez. Gözükmez. Bu. Abi hangi model? Sence hangi rengi alınmalı ya? Siyah. Siyah mıdır? Siyah al hocam. Yani her türlü zaten kimsenin görmemesi gereken evet. Bir çorap olduğu için. Hani, ter rengi alıp hani gidip de olur. Böyle şeffaf ter rengi. Bakın creepy kediler var burada. 24. Ha 5 mi? 4 kere 5 20. Koyuyorum. Aha. Uçtu gitti. İşte bu. Teşekkürler abi. Poşeti ziyan etmeyelim. Ben bunu çantama koyarım. Harika. Geri al abi. Geri geldi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Neymiş? Yayla kilosu. Yayla kilosu. Kilosu 20 lira. Mis. Yapıştır. Şuna bak be. Bu da çok iyi duruyor.
Pazarın nabzını tutmaya devam. Nabzını i̇şte, tutup tadıyoruz. Nabzını tutuyoruz bir de üstüne yürütüyoruz. Günümüzde bu fiyatlar iyi. Çok iyi yani. Çok iyi. Baksana mis gibi kiraz 20 lira. Kayısı 20. Kayısı 20. Erik 25. Erik 25. Daha ne? Çilek, reçellik 25. Çok reçellik iyi bence. Yenmez. Aynen. Yani. Reçel. Şimdi bir influencer olduğumuzu hatırlayıp 3. dalga kahveciye gideceğiz çünkü. Abi evet titremeye başladım. Şey oldu yani. Abi yok mu ya? Başka türlü kafein bana iyi gelmiyor. 1. dalga kafein hemen sezdim. O kemek olmadı mı, o drip kafe olmadı mı biz içemiyoruz biliyorsunuz. Bizim resmi içeceğimiz 3. dalga kahvesi. O yüzden şimdi bir kahve içeceğiz. Dönerimizi yuttuk zaten. O ayrı. Emir aşırı aşırı beğendi. Çok. Yani ben bu döneri özleyeceğim dedi. Bir bağ kurdu yani. Cidden çok iyi ya. Gelin deneyin yani bu taraflardaysanız. Bu tarafta değilseniz bile en azından bir pazar gezmesi. Domatesçi Mehmet abiyle karşılaşabilirsiniz. Ekonomi kadar acı. Hayat kadar acıysa bu yenmez. Ne o? Burada da olumlamış. Oo. Abi kolay gelsin. Karpuz nasıl anlaşılır? Bu iyi mi sence, kötü mü? Çok güzel. Bir vursana. Vurayım. Tok be. Aynen. Nasıl ses çıkıyor be? Abi kelek çıkarsa patlarız ha. Aynen öyle. Aman çek, koymayız bunu. Üf be. Ulan. Vallahi çok güzel. Yaz meyvesi tadında. Bedava karpuzu da kaptık. Kamerayla pazara gelirseniz beleşe bir şeyler götürme ihtimaliniz yüksek. Haberiniz peki olsun. Esas mesele kamerayla kahveciden bedava kahve kapabileceğiz mi? Cevap veriyorum. Mı? Bir fırt böyle. Hayır. Üçüncü dalgacı toktur.